Efendim, Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin 85. yılı minnet, sevgi ve özlemle anılıyor. Şimdi kameralarımızı Atatürk'ün ebediyete intikal ettiği Dolmabahçe Sarayı'na çevirelim. Onur Ceniklioğlu oradaki atmosferi bizlerle paylaşacak. Dönelim Onur'a. Onur, hoş geldin yayına. Neler aktarırsın Dolmabahçe'den bizlere? Evet Arzu, bugün 10 Kasım. Bundan tam 85 yıl önce atamız ebediyete intikal etti. Dolmabahçe Sarayı'nda 71 numaralı odada. Aslında 85 yıldır her 10 Kasım'da Dolmabahçe Sarayı'ndaki atmosferin aynı olduğunu söyleyebiliriz. Buraya sabahın erken saatlerinden itibaren 7'den 70'e çoluk çocuk, yaşlı, kadın, erkek herkes gelmeye başladı. Ellerinde Türk bayraklarıyla, yine karanfilleriyle, gülleriyle Atatürk'ün hayatını kaybettiği 71 numaralı odaya girebilmek için şu anda vatandaşların sıraya girdiğini söyleyebiliriz. Aslında saatlerimiz 9'u 5 geçtiğinde sirenler çalmaya başladı. Ardından saygı duruşu oldu ve İstiklal Marşı okundu. Sonrasındaysa 71 numaralı oda ziyaretçilere açıldı diyebiliriz. Şimdi kameraman arkadaşım Cüneyt Şen ekranlarınıza getirecek. Çok sayıda vatandaş var. Dolmabahçe Sarayı yine binleri ağırlıyor diyebiliriz. Tabii Gazi Mustafa Kemal Atatürk 57 yıllık ömrünü Türkiye Cumhuriyeti'ni kurma ve onu muasır medeniyetler seviyesine çıkarma azmine harcadı. Gazi Mustafa Kemal Atatürk attığı adımlar, yaptığı inkılaplar ve devrimlerle bugünümüze ve geleceğimize ışık tutmaya devam ediyor. Öyle ki bize bir cumhuriyet bıraktı ve bir asır oldu, bir asırlık oldu cumhuriyetimiz, 100 yaşına girdi. Gazi Mustafa Kemal Atatürk, benim naciz vücudum, naciz bedenim elbet bir gün toprak olacaktır. Fakat Türkiye Cumhuriyeti ilelebet payidar kalacaktır demişti ve aramızdan ayrılalı tam 85 yıl oldu. Tarihler 10 Kasım 1938'i saatler 9'u 5 geçtiğinde ebediyete intikal etti atamız. Aslında Dolmabahçe Sarayı çok önemli bir yer. Çünkü Atatürk son günlerini burada geçirmişti aslında. Buradaki herkesin aynı duyguları hissettiğini söyleyebilirim. Herkesin içinde büyük bir minnet, büyük bir sevgi ve bolca özlem var. Özlem var Arzu ve insanlar da aslında bu özlemi bir nebze olsun giderebilmek, atalarını tekrar hatırlamak, ona duydukları minneti bir nebze olsun gösterebilmek amacıyla Dolmabahçe Sarayı'na geldiler ve şu anda 71 numaralı odaya girebilmek, Dolmabahçe Sarayı'nın içerisine ziyaret edebilmek için burada sırada bekliyorlar diyebiliriz. Ben peki Dolmabahçe Sarayı'nın öneminden bahsedecek olursam sizlere, Gazi Mustafa Kemal Atatürk aslında hasta yatağında bile Türkiye'yi düşünüyordu. Buraya geldiğinde tarihler 27 Mayıs 1938'di. Tedavi için gelmişti. Sirozdan öyle ki ciğerleri iyice yorulmuştu. Dinlenmesi gerekiyordu. Ancak onun en büyük derdi hala vatanıydı. Türkiye Cumhuriyeti'ydi. Hatay'dı. Hatay'ı geri almak istiyordu. Hatay'ı Türk topraklarına katmak istiyordu. Bunun için Dolmabahçe Sarayı'na gelmesine yönelik hasta olduğu için çok ısrarcı bulundular. Ancak o Savorona yatında kalmaya devam etti. Çünkü diplomatik işleri tamamen oradan hallediyordu. Hatay alınana dek de yattan ayrılmadı. Hatay alındıktan sonra yatla birlikte, Savorona yatıyla birlikte Dolmabahçe Sarayı'na geldi. Ve şöyle de bir durum var. Buraya geldiğinde akşam vaktiydi. Gece vaktiydi. Dolmabahçe Sarayı'nın tüm ışıklarının kapanmasını istedi atamız. Çünkü burada Mehmetçiğin onu bu halde görmesini istemiyordu. Çünkü hastalıktan ötürü artık yürüyemiyordu. Bu yüzden Dolmabahçe Sarayı'nın tüm ışıkları kapatıldı ve atamız önce Savorona yatından bir sandalı, ardındansa Dolmabahçe Sarayı'na alındı ve ona özel olarak yaptırılan asansörle birlikte 71 numaralı odanın bulunduğu kata çıkarıldı ve o odaya yerleşti. Tabii son 10 günü Atatürk'ün komada geçmişti. Hastalığı çok fazla ilerlemişti. Ve 8 Kasım'da doktor onu muayene ederken hala komadaydı. Bir ara doktoru
doktora döndü, meçhul bir yere konuşuyormuşçasına konuştu ve aleyküm selam dedi. Bu da atamızın aslında son sözleriydi. Ve 10 Kasım 1938'de saatler 9'u 5 geçe atamız ebediyete intikal etti, aramızdan ayrıldı. Tabii 85 yıldır her 10 Kasım'da Türkiye'de tabii anma etkinlikleri oluyor ama burası çok önemli bir yer, Dolmabahçe Sarayı. Buranın her 10 Kasım'da binleri ağırladığını, binlere ev sahipliği yaptığını söyleyebiliriz. Atatürk'ün odası, hayatını kaybettiği oda vatandaşların ziyaretine açılıyor. Burada da tabii vatandaşların sabah saatlerinden, sabahın erken saatlerinden, saatleriyle birlikte buraya geldiklerini ve sıraya girdiklerini söyleyebiliriz. Gerçekten muhteşem bir kalabalık olduğunu söyleyebiliriz. Genç, yaşlı, çoluk çocuk, herkes bugün buradalar. Kiminin ellerinde Türk bayrağı var, üzerinde Atatürk'ün portresi, resmi var. Kiminin üzerinde Atatürk'ün imzası olan kazakları görebiliyoruz, biliyoruz. Kiminin üzerinde yine Atatürk'ün portresi olan tişörtleri görebiliyoruz. Dediğimiz gibi aslında herkesin Atatürk'e karşı duyduğu şey aynı. Büyük bir sevgi, büyük bir minnet ve çokça özlem. Bizler sabahın erken ışıklarından beri buradayız. Haber nöbetimizi sürdürüyoruz. Bir önceki yayınımızı içeriden yapmıştık. Odaya giremiyoruz. Ancak bu yayını buradan yapmak istedik. Buradaki kalabalığı, buradaki atmosferi göstermek istedik. Bugün 10 Kasım. Atamız aramızdan ayrılalı tam 85 yıl oldu. O hep kalbimizde yaşayacak diyelim ve sözü buradan size bırakalım Arzu.